beraberlik içinde hareket ediyoruz. Tam bir çalışma temposu içinde 7 Haziran genel seçimlerini bekliyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli hemşehrilerim, her şey söz verdiğimiz gibi sloganıyla seçim sürecinde vatandaşımıza, halkımıza ne söz verdiysek adım adım irmik irmik işleyerek yerine getirdiğimizi, getireceğimizi burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Geldiğimiz gün ilk 6 aylık dilimde 1,5 milyon TL'ye mal olan 2200 tane öğrencimizin okuduğu yüksekokul inşaatımızı tamamlayıp hizmete açtık. Bunun akabinde sadece 2014 yılında 30 bin metrekare parke işlemiyle, 3 bin ton asfaltıyla ve diğer faaliyetlerimizle 2014'ü tamamladık. Ve bu süre içerisinde tabii ki bir yandan projelerimizi tek tek belirlediğimiz, söz verdiğimiz projelerimizi uygulama projesine getirdik. Ve daha sonra bunların yaklaşık maliyetleri çerçevesinde oluşturarak her aşamada ihale sürecini tek tek gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte ikinci 6 aylık dilimde burası uzun kumpat dediğimiz yaklaşık 300 bin TL'ye mal olan bu alanı bugün huzurlarınızda halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bunun sözünü verdik ve hayata geçirdik. Tabii ki yine vatandaşlarımızın burada sosyal faaliyetlerinde gerek söz, gerek nişan, gerek her türlü organizasyonda yine burada hayata geçireceğiz. Bunun da sözünü verdik ve ilçemize hayırlı olsun diyorum. Akabinde Hacı Mercan Kültür Merkezi'ni şu an %95 haliyle bitirdik. Allah'ın izniyle bir hafta 10 gün sonra Hacı Mercan'ımıza da 120 bin TL'ye mal olan o kültür merkezini muhtarıyla, avcılık kulübüyle, lokaliyle ve bütün olarak spor alanıyla hayata geçireceğiz ve inşallah yine hep birlikte hizmeti açacağız. Ve akabinde Ünlüce Mahallesi Atilla Yücel Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi %95 itibariyle bitmiş durumda. Yine akabinde bir ay sonra onu da hizmete açacağız. Allah razı olsun, bir kelimemizde kırmayıp onu da halkımızın hizmetine gerek belediye olarak gerekse Merosa Anonim Şirketi Turizm Otel Yatırımcısına huzurlarınızda yine teşekkür ediyorum. Ve bununla birlikte bu yıl itibariyle 20 bin ton asfalt ihalesi, 10 bin tonu yakında bir hafta sonra ihale edilecek özel sektörden, 10 bin tonun parası da büyük şehrimize yatırarak 20 bin ton asfaltı Sapanca'mıza yola sereceğiz. Ve parke olarak 40 bin metrekare 2015 yılında yine yollarımızı parke ile döşeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu yatırımlar, projeler uygulamaya, uygulamalar bütçeye, bütçelerde plan program doğrultusunda sonuçlanır. Bu kapsamda yine Kurtköy'ümüze, Kurtköy Gençlik ve Kültür Merkezi projesi şu an son aşamasına gelmiş bulunmakta. Proje şekillendi, Selçuklu mimarisinde hayata geçecek ve uygulama yaklaşık maliyeti çıktıktan sonraki bir hafta içerisinde bu da inşallah sonuçlandıktan sonra 20 gün içerisinde de ihaleye çıkarak Kurtköy'ümüze Gençlik ve Kültür Merkezi'ni kısa bir sürede Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Ve 1,5 milyon TL'ye mal olan Sehir Terası projesi, bunu da ihale ettik ve hızlı bir şekilde orada görüyorsunuzdur inşa ediliyor. 50-60 gün içerisinde yine söz verdiğimiz gibi Sehir Terası halkımızın hizmetine girecek. Düğün salonumuz Kurtköy ve Sapanca'daki düğün salonlarımızın durumunu biliyorsunuz. Mescit eksikledi, derhal mescitle yerine getirin. Etrafı düzensizdi, derhal gereki şekilde yapın.
Her şey Sapanca'mız için, her şey halkımız için diyoruz. Hizmetkarıyız dedik. Bu hizmetkarlığımız bu görev süresi olduğu sürece devam edecektir. Çünkü biz inanıyoruz ki halka hizmet, hakka hizmettir. Bu inançla AK Partili iktidarla AK Partili belediye başkanı olarak hizmetinde bulunuyoruz. Kıymetli hemşerilerim, şuradan istirham ediyorum ki daha aklıma onlarca görüyorsunuz kemerden Hacı Mercan'a doğru giden yolu sanki havaalanı mı yapacaksın başkanım? Biz 5 yılı, 10 yılı, 2023'ü görüyoruz. O vizyon doğrultuda çalışıyoruz. İşte yaptığımız gül dibi. Gül dibi görüyorsunuz. Açtığımız yollar, tabi bunlar daha söylemedik. Yaklaşık ikinci ihaleye çıktım. Beton attığımız beton herhalde 100 bin tonu bulmuştur. Bununla birlikte değerli hemşehrilerim, sabırla biraz beklemenizi istiyorum. Ben de istiyorum ki anında her şey güzel olsun. Ama belli bir zaman istiyor, belli bir emek istiyor. Bu kapsamda huzurlarınızda çalışma ekibime, A'dan Z'ye bir ekip ruhu içerisinde. Tabii ki eksiklerimiz var, olacak çünkü biz insanız. Ama önemli olan odaklanma, önemli olan birliktelik. Elhamdülillah iyi bir ekiple hizmetimizi en güzel bir şekilde yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tabii ki burada teşkilatımızla uyumlu içerisinde, bir bütün içerisinde eksikleri birbirimizin tamamlayarak yolumuza devam ediyoruz. Söylenecek çok şey var. Saygıdeğer milletvekilim burada. Daha ayrıntılı ülke ekonomisi ve diğer şeylerde sizlere bilgi sunacak. Ondan dolayı sözlerimi burada bitiriyorum. Uzunkum Parkımızın ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Her şey söz verdiğimiz gibi yerine gelecektir diyorum. Saygılar sunuyorum. Sapanca hakikaten ne yapılsa hepsine layık bir beldemiz. Şu andaki yağmurlu havasını görüyorsunuz. Buranın yağmuru güzel, yazı güzel, güneşi güzel, kışı güzel, baharı güzel. Dolayısıyla bu güzellikleri küçük müdahalelerle halkımızın hizmetine sunmak, böyle alanlar yaratmak sizin çok hak ettiğiniz bir şey. Ama bazı şeylerin zamanının gelmesi bekleniyor. Belediye başkanımıza, belediye ekiplerimize, belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel bir alanı ilçemize kazandırdıkları için. Çok değerli Hazirun başkanımız sadece bundan değil, bunun gibi onlarca başka örnekten bahsetti. Ama ben bir başka şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Memnuniyetle ifade edelim ki Sakarya'da bütün belediye başkanları AK Parti aracılığıyla, AK Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor bütün ilçelerimiz. Ve bundan dolayı da her birisi gerçekten fevkalade iyi hizmetler veriyor. Genel siyaset içindeki bizler için de adeta tesviye edilmiş bir alanda yürüyoruz ve bizim işimizi de onlar fevkalade kolaylaştırıyorlar. Şimdi burada muhalefet partisinden bir belediye başkanı olsaydı, eli kolu bir belediye başkanı olsaydı bütün bunların çok azını gerçekleştirme imkanına sahipti. Yani burada ortaya çıkan ürünler, başkanımızın bahsettiği meselelerin çoğu, bir kısmı büyükşehirden, bir kısmı merkezi yönetimden akarak buradaki hizmetlerin kolaylaşmasına vesile oluyor. O bakımdan önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz seçim, 7 Haziran'daki seçim, buradaki sizin genel hizmetler ötesinde bu tarz belediye hizmetleri açısından da fevkalade önemli. Buradan ne kadar güçlü bir sesle Ankara'ya gidebilirsek, ne kadar güçlü bir destekle orada bizim konumumuzu tahkim ederseniz, bunların aynı şekilde buraya dönmesi de çok daha kolay olacak ve çok daha fazlası yapılacaktır. Başkanımız bahsetti, burası çok özenilerek yaratılmış bir alan. Bundan dolayı önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde çok daha başka güzelliklerle bu şehri, bu ilçeyi, bu gölü güçlendireceğiz, tahkim edeceğiz ve bütün bunlarla sizin daha huzurlu, daha müreffeh
daha mutlu olmanızı, daha mutlu olarak bu şehirle bütünleşerek yaşamanızı arzu ediyoruz. Ben bu olanlarla birlikte bizim refah kalitemizin bir derece daha yükseldiğini görüyorum. Buralardan keyifle gezip dolaşarak, buralarda düğünlerinizi yaparak, buralarda diğer hizmetlerinizi görerek, misafirlerinizi buralara getirerek bu güzellikleri doya doya yaşayacağınızı önümüzdeki günlerde görüyorum. Başkanımızdan inşallah gelecek günlerde daha yeni müjdeler alacağız, daha güzellikler olacak ve Sapanca gururla geleceğe doğru, başarıyla geleceğe doğru yürüyor. Biz de bu yürüyüşe katkıda bulunacağız. Ama bu yürüyüşümüze sizin de çok güçlü bir destek vermenizi talep ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Günahlarımızı icabet eyle, günahlarımızı affeyle, bizleri sana layık kul eyle, Peygamber Efendimiz'e layık ümmet eyle. Allah'ım bizleri şu yeryüzünde, yeryüzünü imar etmek için yarattın. Ya Rabbi bizler elimizden geldiğince imar etmeye çalışıyoruz. Bugün de şu güzel hizmeti ilçemize, insanlarımıza...